İyi günlerde kullanın efendim. Hoşça kalın. Teşekkürler. Ah, Yıldız Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Elbisem geldi mi? Geldi. Sizin için ayırdım. Denemek ister misiniz? İsterim. Hadi getir. Tamam. Hemen getiriyorum. Siz şöyle buyurun. Böyle buyurun lütfen. Bakayım. Çok güzel. Gerçekten çok zevklisiniz Yıldız Hanım. Sağ ol canım, öyle diyorlar. O kadar özel bir tasarım ki herkes bilmez yani. Evet canım, rafine bir zevkim olduğunu söylerler. Tebrik ederim. Çok az kişi biliyor bu markayı. Bir de tabii oldukça fiyatlı olduğu için. Hı. Nerede bunun etiketi ya? Çok yakıştı Yıldız Hanım. Muhteşem görünüyorsunuz. Evet, gerçekten güzel maşallah diyelim. Sana bir şey soracağım yalnız. Ben bunu giyerken sen ücretiyle ilgili bir şey söyledin. Sormayı da unuttum. Ne kadardı bu? 70.000 lira. 70.000 TL. Yani 70 adet 1.000 lira, öyle mi? Oldukça özel bir tasarım bu. Siz de biliyorsunuz. Ay, bu kadar pahalı olduğuna göre herhalde zayıf gösterme özelliği falan var. güldüğüne göre öyle bir şey de yok. Ha yok, ben bunu bir düşüneyim. Yıldız Hanım, yalnız bu kıyafeti sizin için getirdik. Biliyorsunuz elimizde yoktu. Düşünme diyorsun yani. Ay, ne yapalım o zaman, mecbur alacağız. Tam size göre bir elbise, bence çok yakıştı. 70.000 lira veriyoruz, bir de yakışmasaydı. Ay, Çağatay kızar mı acaba? Neyse, o kadar elbisenin için anlamaz belki. Efendim Çağatay'cığım. Sen biraz önce kartta bir harcama mı yaptın? Yaptım. Ne oldu? Yıldız, 70.000 liralık ne harcaması yaptın? Öğrenebilir miyim? Aa, 70 mi? O kadar var mıymış ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Yıldız ya? Bankadan mesaj gelince kart çalındı sandım. Of, bu bankalar da iyice ispiyoncu oldu ya. Yıldız, 70.000 liralık ne harcaması yaptın? Öğrenebilir miyim? Hayatım, bir elbise ama çok özel bir elbise. Yıldız, sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ben sıkıntıdayım dedikçe sen... Ne yapıyorsun? Derdin ne senin benimle? Hayatım ya. Ay, şu söylediklerim bana çok geçmişi hatırlattı ama neyse, şimdi o konuyu açmayacağım. Bak canım, şöyle söyleyeyim ben sana. Bir yanlış anlaşılma oldu. Nasıl bir yanlış anlaşılma Yıldız? Ya şöyle ki, ben elbiseyi sipariş etmiş bulundum ama aslında bilmiyordum yani fiyatını. Ya fiyatını bile bilmediğin şeyi gidip alıyorsun. Kocan sana sıkıntıdayım diyor. Sen ne yapıyorsun? Tezenin ağzını açıyorsun. Ne güzel ayak bu ya. Yani aslında şöyle bir yanlış anlaşılma da oldu. Ben şimdi kabine girdim, deniyordum. Kız zannetmiş ki ben karar verdim, alıyorum. O yüzden karttan çeki vermiş. Ama aslında ben almadım. Aldın mı almadın mı karar ver. Bir aldım diyorsun, bir almadım diyorsun. Ne yapıyorsun? Almadım. Son kararım. Şimdi şöyle yapacağım ben. İade edeceğim hemen karta. Geri gelecek para, tamam mı? Bir zahmet, sağ ol. Tamam canım. Zaten kasadayım. Olacak iş değil. İkinci Halit vakası. Ay Allah'ım, niye benim kocalarım hep batıyor ya? Benle evlendikten sonra bahtsız mıyım, uğursuz muyum? Ne yapacağım ben şimdi bu elbiseyle? Nasıl iade edilir ki bu? Defolu mu diyeyim, ne diyeyim?